Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Tonguç Akademi Tarih 9. sınıf 1. dönem tarih full tekrar dersiyle karşınızdayız. Bu dersimiz bittiğinde ise 1. dönemdeki konuları mükemmel bir şekilde anlayacak ve soruları gördüğünde tek tek yapıştıracaksın. Şimdi kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Evet değerli arkadaşlar, 1. dönem tarih full tekrar dersimiz dedik. Yani 1. ünite, 2. ünite ve 3. ünite konularını ele alacağız. İlk olarak arkadaşlar neye ele alacağız dersek, tarih ve zaman. Yani tarihin ne olduğunu, tarihin ne işe yardımcı olduğunu ve aynı zamanda tarihe yardımcı bilim dallarının neler olduğunu birlikte ele alacağız. Daha sonrasında 2. üniteye geldiğimizde ise insanlığın ilk dönemlerini, yazının nerede icat edildiğini, insanlığın ilk çıkış noktalarının neler olduğunu ve önemli medeniyetlerin neler olduğunu birlikte ele alacağız. Daha sonrasında ise arkadaşlar Orta Çağ dünyasında neler oldu? Ticaret yolları neler? Bunları birlikte ele aldıktan sonra artık ilk dönemin arkadaşlar tarih konularını halletmiş olacağız birlikte. Dediğimiz gibi kemerlerinizi bağlayın, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar tarih ve zaman konusunda neler var? İnsanlığın hafızası tarih. Yani tarih dediğim zaman arkadaşlar ne gelecek aklımıza? Neden tarihe ihtiyaç duyuyoruz? Tarihin bizim için öneminin neler olduğunu ele alacağız. Daha sonrasında ise Türklerin bugüne kadar kullandığı takvim çeşitlerini ve yüzyıl hesaplamalarını birlikte ele alacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar tarih nedir? Şimdi klasik bir şeyimiz var. Nedir bu klasik? İnsanoğlunun geçmişten günümüze kadar yaşadığı olayları yer zaman göstererek arkadaşlar belgelere dayanan bilim dalına ne diyeceksiniz? Tarih diyeceğiz. Yani unutmuyorsun. Eğer ki tarih olmazsa yani insan olmazsa tarih de hiçbir şekilde olmaz. Yani şöyle düşünün. Orta Asya'da yaşanan bir kuraklık tarihi ilgilendirir mi dersek? Hayır. Kimi ilgilendirir? Tabii ki coğrafyası ilgilendirecek. Ama atıyorum Orta Asya'da yaşanan kuraklıktan dolayı kaynaklanan göçler deseydi tabii ki bu kimi ilgilendirecekti? Tarihi ilgilendirecekti. Çünkü neye dokundu? İnsana dokundu. Yani insana dokunan her şeyi ne ilgilendirir? Tarihi ilgilendirecek. Peki dönemin önemli felsefecisi, tarihçisi ve edebiyatçıları tarihle ilgili önemli kavramlar söylüyor. Bunlardan ilki Herodot arkadaşlar. Tarih yazıcılığında yani hikaye tarihinde önemli olan bir karakter. Tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. Yani hafızadır. Yani geçmişe dönük arkadaşlar kuralları bana ele verecek. Yani o zaman Herodot tarihle ilgili bunu söylüyor. Daha sonrasında önemli seyyah olan İbni Haldun ise tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır diyecek. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkında bilgi verir dediğini söylüyor. Yine arkadaşlar önemli tarihçilerden birisi arkadaşlar Laport von Ranke ise tarih hakikate meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğunu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarihte yoktur. Yani belgeniz olması gerekiyor. Çünkü bir şeyi ispatlamanız lazım diyor Ranke. Bu anlamda da önemli bir unsur olacak. Daha sonrasında önemli bir kişilik olan bizim için Ahmet Cevdet Paşa ise tarih bir olayın sadece filan tarihte olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayları değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır diyecek. Yine Edward Card ise tarih tarihçi ile olgular arasında kesintisiz, karşılıksız bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog olduğunu iddia edecek. Ve tarihin kutbu, Türk tarihinin önemli tarihçisi olan Halil İnalcık ise gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkit edip değerlendirmek gerektiğini söyleyecek. Yani aslında tarih yüzyıllar boyunca hep ilgi çekmiş, insanlığın merak ettiği konular arasında yer almıştır. Peki tarih arkadaşlar konulara ne yapılmak zorunda? Ayrılmak zorunda. Çünkü tarihi bir bütün olarak inceleyemezsiniz. Şimdi biz mesela Osmanlı tarihini size derslerde anlattığımız işte Osmanlı kuruluş, yükselme diye adlandırıyoruz ama o dönemde öyle mi adlandırılmış? Hayır. Şundan dolayı yüzyıllara ayırıyoruz ve böylece incelemesi de daha kolay oluyor. Şimdi bakalım. İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler, değişimler ve eserler olacak. Şimdi ilk olarak Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Cumhuriyet'in ilan edilmesi tarihte siyasi bir olay olacak. Siyasi anlamda bana önemli bir katkı sağlayacak.
Yine Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı dememle birlikte aslında Selçuklu'nun askeri tarihinden ne yapmak zorunda kalıyorum? Bahsetmek zorunda kalacağım. Yine Orta Asya'da yaşanan göçler dediğimde bu göçlerin neler olduğunu, insanlığı nasıl etkilediğini söylediğim için sosyal alanda önemli bir unsur olacak. Yine arkadaşlar, sanayi devriminin gerçekleşmesiyle birlikte sömürgecilik hareketlerinin bir fiil hız kazanmasıyla aslında dünyadaki ekonomik unsurların ortaya çıkmasıyla birlikte ekonomik bir tarih ele alacağız. Daha sonrasında Sümerlerin yazıyı icat etmesiyle de birlikte aslında kültürel faaliyetlerin nasıl geliştiğini, insanların nasıl etkileşim yaşadıklarını birlikte ele alıyoruz. Peki İslamiyet'in yayılması bana nasıl bir katkı sağladı? Dini açıdan arkadaşlar neler olduğunu, neler bittiğini, ne yapmak zorunda kalacağız? Ele almak zorunda kalıyoruz. Yine Sultan Ahmet Camisi'nin yapılması. Baktığım zaman şöyle bir gözümle görüyorum. Diyorum ki ya estetik anlamda çok güzel. Aslında çok iyi bir mimari olmuş. O zaman mimari anlamda da ne yapacağız? İnceleme gerçekleştireceğiz. Şimdi tarih tabii ki arkadaşlar kaynaklara ihtiyaç duymak zorunda. O yüzden de ben birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olmak üzere iki unsurda ne yapmak zorundayım? Ele almak zorundayım. Yani tarih bilgiye kaynaklık eden bir malzeme olacak. Malzemelere ihtiyaç duyacaksınız. Şimdi ilk olarak birinci el kaynaklar dersem o döneme ait bulunmuş orijinal eserlerdir. Yani neler söyleyebiliriz? İşte Roma dönemine ait bir para. Yine arkadaşlar arkeolojik kazıntılar. Yine olayın geçtiği döneme ait belge buluntular. İşte kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para vesaire vesaire. Ama sen geldin. Bu buluntularla ilgili bir eser koydun ortaya. Ya da bir arkadaşlar roman yazdın, hikaye yazdın. Bununla ilgili bir eleştirisel kitap yazdın. İşte o zaman kaçıncı el kaynak oluyor? İkinci el kaynak olacak. Çünkü kendi fikir ve yorumlarını kattın. Mesela dedim ki Roma dönemine ait bir para. Kaçıncı el kaynaktır? Birinci el kaynaktır. Ama Tonguç Roma dönemiyle ait ilgili ne yazdı? Bir makale yazdı dedim. O zaman kaçıncı el kaynak olacak? İkinci el kaynak olacak. Çünkü Tonguç kendi yorumunu katmış oldu. O yüzden de arkadaşlar ikinci el kaynak olarak ne yapmak zorundasınız? Ele almak zorundayım diyeceğim. Şimdi tabii ki bu kaynakları da kendi içerisinde ne yapmak zorundayım? Sınıflara ayırmak zorundayım. İlk olarak sözlü kaynaklar. Yani neler? İşte efsaneler, arkadaşlar daha sonrasında destanlar, menkıbeler, yine arkadaşlar hikayeler. Bunlar tabii ki sözlü kaynaklar içerisinde ne yapmakta? Yer almakta. Geldim yazılı kaynaklar. Yani yazının icat edildikten sonra ortaya çıkan yazılı eserler diyeceğiz. Neler bunlar? Tabii ki tabletler. Tablet dediğim zaman bugünkü arkadaşlar kullandığınız tablet diye düşünmeyin. Bir tane taş var. Bu taşın üzerine tabii ki neler yazılıyor? Yazılar yazılacak. Daha sonrasında tabii ki kitabeler. Ferman padişahınsa arkadaşlar demişim. Yani padişahın yazılı emirleri olan fermanlar, beratlar, işte kitaplar, atlaslar, haritalar, arkadaşlar paralar, bunların hepsi yazılı neyin içine girer? Kaynakların içerisinde yer almaktadır. Peki şimdi geldim sesli ve görüntülü kaynaklar. Bakın şu anda beni görüyorsunuz, aslında ben görüntülü bir kaynağım. Çünkü bunu aktarıyorum size. İşte resimler, fotoğraflar, filmler, video bantları, arkadaşlar Tonguç'un yazılı eserleri ve sözlü videolu eserleri, bunlar da yine sesli ve görüntülü kaynakların içinde ne yapmakta? Yer almakta. Peki gerçek eşya ve nesneler aslında yazısız kaynaklar diyeceksiniz. Neler peki bunlar arkadaşlar? İlk olarak arkeolojik neyler diyeceksiniz? Buluntular. Arkeolojik buluntu dediğim ne? Mesela arkadaşlar çok özür dilerim. Çanak çömlek. Atıyorum arkadaşlar çanak çömleğin yanı sıra ne söyleyebilirsiniz? İşte kılıçlar, kıyafetler, o döneme ait arkadaşlar bulunan eşyalar. Bunların hepsi ne olacak arkadaşlar? Gerçek eşya ve nesneler. Aslında şöyle diyelim. Gerçek eşya nesne diye de kodlamayın da şöyle düşünün. Yazıdan önceki bulunan eserlerin hepsi gerçek eşya ve nesnelerin içinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır. O yüzden de ne yapmayacaksın bunu? Unutmaman lazım. Geldim. Şimdi arkadaşlar tabii ki tarih tek başına bir bilim dalı mıdır dersek, hayır, tarih tek başına bir bilim dalı değildir. Başka bilimlerden de ne yapmak zorunda? Yararlanmak zorunda. İşte başka bilimler dediğimiz nelerdir dersek. Şimdi siz bir zaman çizelgesinin içerisindesiniz ve tarih zamana ihtiyaç var. Peki zaman anlamında
yarar sağlayacak bilim dalı hangisidir dersek, tabii ki arkadaşlar aklınıza ne gelsin? Kronoloji. Nedir kronoloji? Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanı tespit etmek için arkadaşlar ortaya çıkmıştır. Şimdi kazmayı aldık, küreyi aldık. Şimdi kazı yapacağız. Şimdi kazı yapmadan önce de o bölgeyi keşfetmem lazım. Arkadaşlar bölgenin iklim yapısının, koşullarının nasıl olduğunu bilmem gerekiyor. Peki iklim ve arkadaşlar yer anlamında bana yarar sağlayacak bilim dalı hangisidir dersek, coğrafya diyeceksiniz. İnsan ve mekanın karşılıklı etkileşimini araştıracak bizim için. Şimdi elinize diş fırçasını aldınız, kazmayı aldınız, küreyi aldınız, kazı yapmaya gidiyoruz. Kazacağız. Ama kazı anlamında da başka bilimlerden de ne yapmam lazım? Yararlanmam gerekiyor. İşte hangi bilim dalı bana bu anlamda yardımcı olacak dersek, arkeoloji. Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ne yapmıştır? Ortaya çıkartacak. Daha sonrasında geldik, toprağı kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz arkadaşlar. Ta o döneme ait bir arma buluyorum. Tonguç'un armasını buldum. Sizin çok sevdiğiniz bir sempatik Tonguç'un. Arkadaşlar neyini buldum? Şu oldum. Armasını buldum. Hatta siz dediniz ki vay be, milattan önce bile Tonguç'u ne yapıyorlarmıştı? İzliyorlarmışsınız dediniz. Şimdi sen armayı biliyorsun çünkü. Peki arma anlamında kim yardım sağlayacak bana dersek, heraldik diyeceksiniz. Tarihte devletlerin kullandığı armaları ne yapmaktadır? İncelemektedir. Devam ettim arkadaşlar. Kazıyorum, kazıyorum. O döneme ait arkadaşlar kıyafetler, kültürel eşyalara rastladım. Şimdi o zaman demek ki kültür anlamında bana birilerinin yarar sağlaması lazım. Kültür anlamında bana kim yarar sağlayacak dersek, toplumun örf, adet, gelenek ve yaşantılarını ele alan bilim dalına etnografya diyeceksiniz. Kazdım toprağa, devam ediyorum. O döneme ait arkadaşlar yazılı bir antlaşma buldum. Yani devletlerin arasındaki anlaşmayı buldum. Peki bu anlaşma anlamında bana yararı kim sağlayacak dersek, siyasi belgeleri cins ve şekil olarak inceleyen bilim dalı da diplomasi, ya da arkadaşlar sorularda diplomatik olarak da ne yapabilirsiniz? Duyabilirsiniz. Daha sonrasında tabii ki yine toprağı kazdığımda bir kafatasına rastladım. Ama dedim ki bunun hangi ırka, hangi kültürel yapıya ait olduğunu bulmam gerektiğini iddia ettim. Şimdi tabii ki tarih bunu bilebilir mi? Hayır, bilemez. O zaman arkadaşlar birinden yardım almam lazım. Kim peki dersek? Antropoloji. Yani antropoloji bana insanın ırkını inceleyecek ve kültürel gelişimini ne yapmakta bana? Araştırmakta. Şimdi geldiniz. Aileniz dediniz ki ya baba dediniz, ben Tonguç'un birinci dönem full tekrarını bir izledim. Tarihte anlamadım, ilk dönemle ilgili bir şey kalmadı. Baban da dedi ki ya aferin çocuğum, sen mükemmelsin falan filan. Ya da anneniz dedi. Sonra annenize dediniz ki ya da babanıza, kardeşim beni bana övme, bana ne ver dediniz? Para ver dediniz. Ya bu adam sana parayı verecek ama nereden çekip verecek? Bankamatikten, değil mi? Bak bankamatik, nümizmatik. Fikri buradan gelsin bak. Bankamatik, nümizmatik. İkisi de matikle bitti. Bankamatikten ne çektin? Para çektim. Nümizmatikten ne çektim ise, tarihte arkadaşlar basılan paraları ne yapar? İnceleyecek. Toprağı kazdık, kazmaya da devam ettik. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceleyen bir bilim dalı ihtiyacım var. O yüzden de paleografya bana bu anlamda ne sağlayacak? Yarar sağlayacak. Kazmaya devam ettik. Ama bu yazının hangi dile ait olduğunu bulmam gerekiyor. Peki dil anlamında bana kim yarar sağlayacak dersek, filoloji diyeceksiniz. Dil anlamında ne sağlamıştır? Yarar sağladı diyeceğiz. Daha sonrasında geldik arkadaşlar epigrafi, yani neyleri inceleyecek? Kitabeleri ne yapmaktadır? İncelemektedir diyeceksiniz. Bakın unutmayın arkadaşlar, burada bilmem gereken bir unsur var. Nedir de peki burada bilmem gereken unsur? Yani tarihe yardımcı bilim dallarını arkadaşlar yazılılarda soru olarak gelir. Atıyorum antropolojiyi sorar, diplomatiyi sorar, arkadaşlar etnografyayı sorar. Yani bunları iyi bilmeniz lazım. Çünkü bunu bilirseniz yazılıda emin olun bir 10 puanı çıt diye neye koyacaksınız? Cebinize koyacaksınız. Şimdi tarihte arkadaşlar tabii ki zamanın geçmesi ve zamanın taksim edilmesi bizim için önemlidir. Şimdi siz bunları inceleyeceksiniz, izleyeceksiniz. Belki bir saatlik bir video izleyeceğiz. Bir zaman. Daha sonrasında sömestr geldi. Sömestrde tatildesiniz. Bir bakmışsınız ki arkadaşlar
Bir anda dersler başlamış. Yani zaman geçmiş. O yüzden zamanı taksim etmek lazım. İnsanoğlu arkadaşlar zamanı taksim ederken iki yılı esas almış. Bunlardan birisi ay yılı, diğeri ise güneş yılı diyeceksiniz. Şimdi sana hocan sınavda soru sordu. Dedi ki ay yılı esaslı takvimi ilk kim buldu derse aklına Sümerliler gelsin. Unutmuyorsun, ilk kez ay yılı esaslı takvimi Sümerliler yapmıştır. Güneş yılı esaslı takvimi kim yapacak dersek Mısır uygarlığı ise arkadaşlar bize bu takvimi ne yaptı, tanıttı diyeceğiz. Peki arkadaşlar, Türklerin eli boş mu durdu? Peki Türkler yüzyıllar boyunca hangi takvimleri kullandılar? 5 farklı takvim kullandı Türkler. İslamiyet'i kabul etmeden önce 12 hayvanlı Türk takvimini gördüm. Şimdi 12 hayvanlı niye? Her yıla bir hayvan ismi verdim. İşte Pars yılı, sıçan yılı, tavşan yılı, yılan yılı, koyun yılı arkadaşlar gibi yıllarla adlandırdım. Ama hangi gezegeni baz aldık dersek güneşi baz alacağız. O zaman neye göre esas yapılmış? Güneş yılına göre yapılacak. Daha sonrasında Allahu Ekber dedim ve İslamiyet'i kabul ettim. İslamiyet'i kabul etmemle birlikte 12 hayvanlı Türk takvimi ortadan kalktı. Artık kullanmaya başladığım takvim hangisi oldu? Hicri takvim oldu. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye göçü arkadaşlar ne alındı? Baz alındı. Ama hangi arkadaşlar uydu baz alındı dersek ay yılı esas alındı. Yine Büyük Selçuklu Devleti'ne geldiğim zaman arkadaşlar Celaleddin Melikşah arkadaşlar dönemin önemli bilim insanı olan Ömer Hayyam'a önemli bir takvim hazırlatıyor. Peki bu takvime ne diyeceğiz dersek Celali takvimi diyeceksiniz. Bu Celali takviminde arkadaşlar ne esaslı yine? Güneş esas. Geldim arkadaşlar Rumi takvim, Osmanlı Devleti'nde. İkinci Mahmut döneminde ise arkadaşlar mali işleri düzenleyebilmek için kullanılan bir takvim. Ve bu mali takvimde arkadaşlar ne diyeceğiz? Rumi takvim diyeceksiniz. Hangisi baz alınmıştır dersem güneş baz alınacak. Daha sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin arkadaşlar kurulmasıyla birlikte çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, batıyla ve dünyayla entegrasyonu sağlayabilmek için miladi takvim kabul ediliyor. Ve miladi takvim neye göre bazdır dersek güneş yılı esasına göre alınmıştır. Şimdi sana soru geldi. Şimdi videoyu izlerken şöyle bir düşün, mantık kur. Sınavda hocanız dedi ki Türkler bugüne kadar birçok farklı takvim kullanmıştır. Bu takvimler içerisinde hangisi diğerlerine göre farklılık gösterir dedi. Hemen cevabı verdiğinizi düşünür gibiyim. Arkadaşlar tabii ki hicri takvim ay esaslı bir ne diyeceksiniz takvim olarak ele alacağız. Daha sonrasında geldik arkadaşlar. Türkler bugüne kadar yani bugün günümüzde kaç farklı takvim kullanıyoruz dersek aslında iki farklı takvim kullanacağız. Şimdi bazen içinizden bazıları bana diyeceksiniz ki nasıl hocam, mümkün mü bu? Değil. Arkadaşlar günlük işlerimizi idam edebilmek ve zamanımızı ayarlayabilmek için miladi takvimi kullanıyoruz. Şimdi siz okula gidiyorsunuz ya, mesela dedik ki Ramazan ayına denk geldi. Ya da atıyorum işte Kurban Bayramı'na denk geldi, okullar tatil dedi. Sen miladi göre mi hesap alıyorsun? Hayır. Neye göre hesap alacaksın? Hicriye göre. Yani hicri takvimi dini günleri belirleyebilmek için, miladi takvim ise günlük hayatımızı arkadaşlar devam edebilmek için kullanılan bir takvimdir. Hicri takvim 1 yıl 354 gün 8 saattir. Başlangıç Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü baz alınacak. Yine dini günler bu takvime göre belirlenecek ve aynı zamanda ay yılına göre esas alınacak. Miladi ise 365 gün 6 saattir ki bu sene biliyorsunuz ki arkadaşlar artık 4. yılıma tamamladı Şubat. O yüzden de Şubat kaç çekecek? 29 çekecek. Daha sonrasında başlangıç 1 Ocak'tır ve 1 Ocak 1926 tarihinde arkadaşlar dünyada değil bakın Türkiye'de kullanılmaya başlanacak ve güneş yılına göre ne yapılmıştır? Düzenlendi diyeceksiniz. Şimdi geldim, tabii ki zamanı öğrendik ama bu zamanın yüzyıl hesaplamalarını da bilmem gerekiyor. Yüzyıl hesaplamaları nasıl yapılıyor? Kimi nasıl bilmem lazım? Bunu bilmem gerekiyor. Şimdi aç kulaklarını iyi dinle. Çok basit bir tekniği var. Şimdi arkadaşlar Yüce İsa seni korusun dedim. Hemen sıfır aldım. Bak o zaman dedik ki Hazreti İsa'nın doğumu bir milattır. Yani nedir? Sıfırdır. Hazreti İsa'nın doğumu sonrasını arkadaşlar ben MS yani milattan sonra Hazreti Muhammed'in
özür dilerim, Hazreti İsa'nın doğumu öncesine ise milattan önce adını verdim. Şimdi sana soru soruyorum. Sen de kendi kendine iç sesinde bir cevapla. 100 yıl demek ne demektir? Ne kadar zaman geçerse 100 yıl olur. Bak unutma arkadaşlar, eğer ki 0 ile 99 arasındaki geçen yıl arkadaşlar bizim 100 yılımızdır. Ve ben bu 100 yılı kendi içerisinde kaça ayırırım? 4'e ayıracağım. Yani 25 arkadaşlar, daha sonrasında yine arkadaşlar 25-49, 49'dan sonra arkadaşlar 50-74, 50-74'ten sonra 75-99 sizin bir ayrımınız, yani çeyreğiniz olacak. Şimdi hesaplamaya gelelim. Şimdi 0 ile 24 arkadaşlar, milattan sonra için söylüyorum, birinci çeyrek diyeceksiniz. 25-49 kaçtır? 2. Daha sonrasında 50-74, 3. 75-99 ise arkadaşlar 4. 100 niye demiyorum? Çünkü 100 dediniz devir atıyor arkadaşlar. Daha sonrasında ben bunu tam ortadan böldüm. 1 ve 2. çeyrek benim için arkadaşlar 1. yarı. Daha sonrasında geri kalan ise 2. yarı olacak. Sonra da dedim ki milattan önceyi de hesaplarken tam tersini yap dedim. E baktım 0-24 tam tersi. 1'in tam tersi kaç olacak 4 arasında? 4 değil mi? 4. çeyrek. Geldim 25-49 arkadaşlar 3. çeyrek. 74-50 2. çeyrek. Daha sonrasında 99-75 kaçıncı çeyrek arkadaşlar? 1. çeyrek diye adlandıracağız. Şimdi geldim arkadaşlar, hemen bir çözümleme yapayım size, kafanızda daha net bir şekilde kalsın. Şimdi mesela klasik arkadaşlar bankamatik şifrelerimiz genelde arkadaşlar hesaplarımızın şifreleri. Değil mi? 1453 İstanbul'un fethi. Şimdi gelin bunu birlikte hesaplayalım. Şimdi bak burada ilk iki haneyi gördüğümde artı bir koyacağım. Yani kaçıncı yüzyıl olacak? 15. yüzyıl oluyor. Daha sonrasında son ikiyi aldım. 53'ü gördüm. Bak bakalım 53 nereye denk geliyor? Bak burada gördüm. 50 ile 74 üçüncü çeyreğin içerisine geliyor. Üçüncü çeyrek kaçıncı yarı peki? İkinci yarı. Şimdi sana hocan soru sordu. Dedi ki İstanbul ne zaman fethedildi? Hemen yapıştır. 15. yüzyılın ikinci yarısını 3. çeyreğinde fethedildi. Yani milattan sonrayı böyle hesaplayacaksın. Geldim bir de milattan önceyi nasıl hesaplayacağız? Mesela Mete'nin arkadaşlar düzenli orduyu kurmasını baz alın. 3200 diyelim. Şimdi 3200'ü nasıl hesaplayacağız? Şimdi bak burada 32'yi gördük. Artı 1'i koyduk. 33. yüzyıl dedim. Tamam. Daha sonrasında geldim yine 4 tane. Baktım 0 nereye denk geliyor? Hemen 4. çeyre. 4. çeyrek. Daha sonrasında kaçıncı yarı? 2. yarı. Demek ki Metehan düzenli orduyu 33. yüzyılın arkadaşlar 2. yarısının 4. çeyreğinde ne yaptı? Kurdu. Ama hangi çeyrekte? Yüzyılda? Milattan önce diye ne yapacaksın? Baz alacağız. Şimdi geldim. Çok güzel bir sorumuz var. Bir soruya bir bakalım. Dillerin tarihini, geçmişini ve değişimini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Dille ilgili bir şey arayacağım. Bakacağız birlikte. Şimdi bir, A nümizmatik. Bak, bankamatikten, ATM'den aklına gelsin. Aklına diyeceksin ki para, para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara diyeceksin nümizmatik için. Yani parayı inceleyen bir bilim dalı diyeceğiz. O zaman eledik. Gitti arkadaşlar. Filoloji. Filoloji. Dursun. Gelelim. Epigrafya. Kitap gibisin. Epigrafya gibisin dedim. Bak. Kitap gibisin. Epigrafya gibisin. Yani kitabeyi ne yapacak? İnceleyecek. Daha sonrasında paleografya. Yazarım, çizerim, paleografyayım. Bak. Yazarım, çizerim, paleografyayım. Yazı bilimini inceleyecek. Irk. Irklar arkadaşlar, kazılar, pardon ırk demişim, kazı çeşitleri, arkeoloji, kazıyı inceleyecek. Ama dil dediğim zaman filo, dilo, filo, dilo diyeceksin. Yani doğru cevabını D şıkkı diyeceksin. Filoloji diyeceğiz. Dilleri ne yapar? İnceleyen bilim dalı olarak ne yapmaktayız? Bilmekteyiz diyeceksin. Geldim. Şimdi geçtik ikinci üniteye. Çok güzel olan bir ünite aslında. İnsanlığın ilk izlerini. İnsanlar nerede ortaya çıktı? Yazı ne durumda ortaya çıktı? İlk çağda başlıca medeniyet havzaları kimler? İnsanlar neden göç etti? Kabul eden devlete, artık o ilkel halden bir resmiyetin kazandığı devlet halini
ve sonrasındaki devletin olmazsa olmaz kanunlarını ele alacağız. Şimdi insanın ilk izleri neler arkadaşlar? Aslında insanlığa dair ilk izleri nerede buluyoruz? Mezopotamya ve Anadolu bölgesinde bulacağız. Bakın şöyle hilal gibi arkadaşlar çevrilmiş ve aklıma Dicle ve Fırat diye adlandırdığım nehirler gelsin. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kurulmuş ve aynı zamanda bereketli bir şekilde hilale benzeyen bölge biz Mezopotamya diyeceğiz. Yani tarihçiler buraya bereketli arkadaşlar hilal neyini vermişler? İsmini verecekler. Bereketli ne diyeceksiniz? Hilal diyeceğiz bu bölgeye. İnsanın ilk yaşam izlerini burada göreceğiz. Ve tabii ki bu kime de sıçrayacak? Tabii ki kutsal arkadaşlar bizim için önemli memleket olan Anadolu coğrafyasına da arkadaşlar tabii ki böyle entegre olacak. Şimdi sana hocan soru sordu. Dedi ki Anadolu'da değil, yani daha doğrusu insanın ilk yerleşim yeri, insanın ilk köyü arkadaşlar, insanın arkadaşlar ilk ibadet yerleri neresidir dedi. Ben sana çok güzel bir kod vereceğim, mantık vereceğim. Şimdi köylü insan arkadaşlar ne içmeyi sever? Çay içmeyi sever. Peki çayı nerede içersiniz? Tabii ki çayın önünde içersiniz arkadaşlar. Yani geldim, çay önü. Hangi insandın sen? Köylü insandın. Çay içmeyi seviyordun. O yüzden arkadaşlar dünyanın ilk köy yerleşimini sana sorarsa ne diyeceksin? Çay önü. Peki nerede çay önü? Diyarbakır. Buradan Diyarbakır arkadaşlar selamımız olsun. Artık köyden çıktınız, böyle modernleştiniz. Yemek yiyorsunuz. Ama yemeğe böyle neyle yersiniz? Çatalla yersiniz. Çünkü şehirleştiniz siz. Çatal höyük arkadaşlar. Bak. Hangi höyük? Çatal höyük. Bakın modernleştim, şehirleştim. O zaman dünyanın arkadaşlar ilk şehir yerleşmesi nerede? Çatal höyükte. Nerede peki burası? Konya'da. Buradan da Konya'ya ne yapsın? Selam olsun. Abi yedim tabii ki o modernlikle yedim. Göbeği çıkarttım. Neylerime şükürler olsun dedim. Tanrılarıma şükürler olsun dedim. E peki o göbekli halimle nerede tanrılara şükürler olsun diyeceksin. Tabii ki Göbekli Tepe'de diyeceğim. O yüzden de Göbekli Tepe arkadaşlar dünyanın ilk ibadet neyi olarak bileceksiniz? Yeri olarak bileceğiz. Peki nerede? Şanlıurfa'da. Peygamberler şehrinde. Bu yüzden de Urfa'ya ne olsun? Selam olsun diyeceğiz. Unutmuyorsun, tekrar ediyorum. Dünyanın ilk köy yerleşimi çay önü. Çayı nerede içtik? Çayın önünde. Dünyanın arkadaşlar ilk modernleşmesi, ilk şehirleşmesi, şehir adam yemeği çatalla yemişti. Nerede yemişti? Çatalhöyük'te yemişti. Dünyanın arkadaşlar ilk şehir yerleşimiydi. Göbeğimiz çıktı, çatlayacağız artık. Tanrılara şükür edeceğiz. Nerede? Göbekli Tepe'de. Tabi biz etmeyeceğiz. O dönem için tanrılar diyorum. Yanlış anlamayın ha bunu. Yani o dönemde insanlar tabii ki tanrısal. Yani çok dinsel bir inanç yapısı vardı diyoruz. Şimdi tabii ki yaşam alanları, tapınaklar ve mezarlar ve doğal çevre insanın arkadaşlar yaşam tarzını etkileyen en önemli unsurlar olarak ne yapacağız bileceğiz. Şimdi bak o dönemde neyiniz yok sizin? Yazınız yok. Yazı olmadığı için bir arkeoloji ya da bir arkeolog kazı çalışması yaparken o döneme ait arkadaşlar elde edilen araç ve gereçler önemli olmazsa olmaz bir kaynak olarak bilinmekte. Ya düşünün, yazı olmadan önce insanlar size bir şeyler bırakmıyor mu? Hayli hayli bırakıyorlar. O yüzden de arkadaşlar bu kavramları ne yapmamanız lazım? Unutmamanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bereketli hilal diye adlandırdığım yer neresiydi? Aha da burasıydı. Yani arkadaşlar insanlığın ilk neylerini göreceğiz, izlerini göreceğiz. Yani şimdi bazen coğrafya anlamında da sana hemen anekdotlar koyayım. Şimdi unutmuyorsun, Şanlıurfa nerede abi? Güneydoğu Anadolu'da. Daha sonrasında Diyarbakır nerede? Yine Güneydoğu Anadolu'da. Geldim Konya bölgesi İç Anadolu'da. Şimdi insanın ilk yerleşim yerleri aslında Konya ve Şanlıurfa ve Diyarbakır ama Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası diyeceksin. Yani unutmuyorsun Göbekli Tepe arkadaşlar yani nerededir? Mezopotamya'dadır. Yine arkadaşlar çay önü nerededir dersek aklınıza neresi gelecek yine? Mezopotamya. Geldim ama
Çatalhöyük dersem de tabii ki burasında Anadolu coğrafyası içine ne yapmaktasın? Almaktasın diyeceksin. Yani aslında Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası birçok önemli medeniyete ve birçok önemli unsura ne yapmıştır diyorsunuz? Beşiklik etmiştir. Çünkü buzulların elemesiyle birlikte orta kuşak diye adlandırdığım kuşak ortaya çıkmış ve bu kuşakla birlikte de tabii ki arkadaşlar Anadolu ve Mezopotamya bölgesi insanların ilk yerleşim yeri olarak tercih edeceği yer olmuştur. Şimdi tabii ki bu dönemde insanlar nasıl? Şimdi arkadaşlar unutmuyorsunuz, biz yazıdan önceki dönemi aslında iki gruba ayırıyoruz. Bir taş devri, bir de arkadaşlar maden devri olmak üzere iki kısımda ele alalım. Şimdi bakın unutmayın, bu dönemde insanların genelde avcı ve toplayıcı olduğunu, deneme yanılma yoluyla arkadaşlar sistemler ürettiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi bak unutma. Şimdi taşı kaça ayıracağım ben? 3'e ayıracağım. Kaba, yontma ve arkadaşlar ne diyeceksiniz? Cilalı. Ya da eski, orta ya da yeni taş olarak ne yapmaktayım bilmekteyim. Şimdi eski taşta şöyle düşünsenize, dünyaya geldiniz. İnsanoğlunun tek bir seçeneği var. Ne yapmak? Karnını doyurmak. E karnımı doyurmam için ne yapmam lazım? Avlanmam gerekiyor. Ne yapacaksınız? Mızrak yapacağım. O zaman arkadaşlar bu dönemde insanlar avcı ve toplayıcılar. Bir iş bölümü var aslında. O yüzden de ama aslında unutmuyorsunuz, bir özel mülkiyet anlayışı olmadığı için sınıfsal bir yapı yok. Daha sonrasında arkadaşlar orta taşta işler daha da ilerlemeye başlıyor. Ve dönemin sonuna doğru ateşin bulunduğunu ve artık insanoğlunun doğayı kontrol etmeye başladığını ve cilalı da artık üretime geçmeye başladığını görüyoruz. Yani çünkü dünyada ilk tarımsal neyler ortaya çıkmaya başlayacak? Faaliyetler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi dünyanın ilk köy yerleşim yeri neresiydi? Diyarbakır'dı. Hatta dünyanın ilk evcil buğdayı diye adlandırdığım Emmer evcil buğdayını insanoğlu ortaya çıkartıyor. Caferhöyük ve Çayönü bölgelerinde dünyanın ilk ıslah edilen yani yetiştirilen arkadaşlar emmer evcil buğdayı ortaya çıktı. İnsanlar hangi faaliyete geçti? Tarımsal faaliyete. Tarımsal faaliyete geçmem dünya düzeninde yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Peki neden? Şundan dolayı. Bir, artık arkadaşlar insanoğlunda bir mülkiyet ortaya çıkacak. Özel mülkiyet. Özel mülkiyetin ortaya çıkartmasıyla birlikte sen artık hayvanları evcilleştirmeye başladın. Evcil hayvanlar ilk kez evcilleştirmeye başlandı. İlk evcilleştirilen hayvan köpek olacak. Daha sonra arkadaşlar geldim. Tarlayı sürüyorsunuz ama toplayacaksınız. Tek başınıza toplayamazsınız. Tabii ki sınıflı bir yapı ortaya çıkacak. Köleci bir toplum ortaya çıkacak. Akabinde tek tanrılı mı çok tanrılı mı göreceğiz dersek genelde çok tanrı bina çapısı göreceksiniz. Unutmayın, İbranilere kadar bütün toplumlar genelde çok tanrılı arkadaşlar bir inanç yapısına nedir? Sahip olacaklar. Yine tekrar edelim. İlk yerleşim yerleri buralarda ortaya çıkıyor. Çayönü, ses ver. Kendi kendine ses ver. Dünyada Çayönü. İlk köy. Bak unutma. İlk ne yerleşimi? Köy yerleşimi. Modernleştiniz. Artık yemeği çatalla yiyorsunuz. Modernsiniz. Şehirlisiniz artık. Yani ne yaptım? Çatalhöyük dedim. Dünyanın ilk şehir yerleşimi dedik. Nerede? Konya bölgesinde. Şiştim. Tanrılara dua ettim. Göbekli bir halde. Nerede? Göbekli Tepe'de. Yani Şanlı Urfa bölgesi de arkadaşlar bizim için önemli bir merkez olarak bileceksiniz. Hatta öyle ki Göbekli Tepe için biliyorsunuz ki birçok platformda arkadaşlar dizi ve film ne yapılmakta? Çekilmekte diyeceğiz. Şimdi bakın devirleri inceleyeceğiz ve unutmayın bu döneme 3 çağ sistemi deniyor. Çünkü 3'e ayırmışız. İnsanların ihtiyaçlarına göre arkadaşlar 3'e ayırmışız. Şimdi eski taş dediğimde arkadaşlar unutmayın genelde toplayıcı bir yapı göreceksiniz. Tamam. Çünkü insanlar oğlu bu dönemde deneme yanılma yoluyla öğrenmeye başlıyor. Daha sonrasında arkadaşlar genelde avcı bir toplum var ve nasıl bir yaşam tarzı görüyoruz dersek göçebe bir yaşam tarzı görmeye başlayacaksınız. Ve insanoğlu obsidyen taşını sivrilmeye başlıyor.
Yani yontuyorsunuz. Ve hangi taşa gireceksin? Orta taşa girmeye başlıyor. Orta taşta arkadaşlar yine unutmuyorsunuz obsidyen taşını ne yaptım? Buldum. Daha sivri aletler yapmaya başladık. Daha sonrasında arkadaşlar geldim. İnsanoğlu bu dönemde yine avcı. Üretici. Hatta ilk kez arkadaşlar mağara neyleri ortaya çıkıyor. Resimleri. Dünyanın ilk sanat örneklerini vermeye başladım. Dönemin sonuna doğru neyi bulduk? Ateşi bulduk. Dönemin sonuna doğru ateşi buldun. Artık neyi kontrol etmeye başladın? Doğayı kontrol etmeye başladın. Doğaya hükmetmeye başladın. Ve artık toprağı pişirmeye başladın. Yani cilaladım. Çanak, çömlek yaptık. Yetti mi? Hayır. Bir yeri çevirdim. Ekmeye başladım. Bak hep üretici miydim, tüketici miydim? Şuraya kadar arkadaşlar hep tüketicisin. Ama artık burada ne yapıyorsun? Üretim var. Yani tarımsal faaliyet var. Tarımsal faaliyetin ortaya çıkmasıyla birlikte artık da aslında sınıflı bir ne ortaya çıktı? Toplum yapısı ortaya çıktı. Ve insan olup dönemde madeni keşfetti. Hangi maden? Bakır madeni. Ve hangi devir sona erdi? Taş devri sona erdi. Ve madende kaç kısma ayırdım? 3'e. Bakır. Tunç devrini unutmuyorsun. Bakır artı arkadaşlar kalay demeye başladın. İnsanoğlu bu dönemde şehirler yani şehir devletleri ortaya çıkmaya başladı. Ve hatta arkadaşlar Sümerliler bu dönemde neyi buldular? Yazıyı icat ettiler. Ama niye çağa geçmedik? Çünkü dünya daha yazıyla ne yapmadı bu dönemde? Daha tanışmadı. Daha sonrasında insan daha demiri bulmaya başlamasıyla birlikte dayanıklı neyler yapmaya başladı? Araç ve gereç yapmaya başladı. Bu da önemli oldu. Ve sonrasında tabii ki yazının arkadaşlar dünya ile tanışmasıyla birlikte bu devirlerde ne yapmıştır? Sona erdi diyoruz. Tabii ki yazıyı bulduk. Yazıyı arkadaşlar bulmamızla birlikte piktografik bir yazı çeşidi diyoruz aslında arkadaşlar. Biz bu yazıya. Şimdi aslında gördüğünüzde Sümerlerin yazı çeşidini görüyorsunuz. Peki nasıl buldular bunu? Şimdi ilk çağ medeniyetlerini anlattığımızda söyleyeceğiz ama yine şöyle bir genel üstünden geçelim. Şimdi benim güzel bir tapınağım var. Ziggurat. Şimdi ziguratı kaç katmana ayırıyorum? 3. En üstte gözlem evim var. Orta yerde ibadet. En altta ise tahıl neyi var? Ambarı var. Şimdi sen malını sakladın. Geldin dedin ki nereye teslim ediyorsun? Ambara teslim ediyorsun. E benim bunun neyini tutmam lazım? Kaydını tutmam gerekiyor. Aslında rahip krallar bunun sayesinde. Neyi buldular arkadaşlar? Çivi yazısını buldular. Çivi yazısını bulmamla birlikte insanoğlu artık ilk çağa ne yaptı? Girdi. Yani tarih öncesi devirleri ne yaptı? Sonlandırdı. Ama insanoğlu çivi yazısıyla mı kaldı? Hayır. Yazıları bulup geliştirmeye başladılar. Mısırlar arkadaşlar hiyerografik yazı çeşidini yani resimle yazı çeşidini ortaya çıkarttı. Daha sonrasında dünyanın ilk alfabesini ise dünyanın ilk deniz kolonisini kuran Fenike uygarlığı ne yaptı? Buldu diyeceğiz. Yani insanoğlunun bulduğu şeyi diğer medeniyetler geliştirmeye başladı. Şimdi arkadaşlar tabii ki unutmayacaksınız. Bizim için bilmem gereken unsurlar var. Tabii ki tarımsal faaliyetler insanoğlunun bilimsel anlamda gelişmesini sağlayacak. O yüzden ilk kez ay esaslı takvimi kim bulmuştur dersem Sümerler icat ediyor. Daha sonrasında yine Mısırlar arkadaşlar tarımı daha iyi hale getirebilmek için ilk kez güneş esaslı neyi bulmuştur? Takvimi ne yaptı? Buldu diyeceksiniz. Geldim. Şimdi medeniyetleri ele alalım. Ama uzak doğuya doğru gidiyorum. İlk önce uzak doğuyu şöyle bir ele alalım. Şimdi uzak doğuda ilk arkadaşlar göreceğimiz ve bugün bizim sınır komşumuz olan İran bölgesini yani Persler ya da Medler diyeceksiniz. Geniş topraklara sahip olan Persler arkadaşlar satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlar. Ha unutma eğer ki bir yerde eyalet sistemini oluşturduysam orada merkezi otoriteyi ne yapmaya çalıştım? Güçlendirmeye çalıştım. Aynı zamanda tabii ki adlandırdığımız arkadaşlar satraplıkları şah gözü ve şah kulağı. Bak şah demek kral demek Farsçada. Şah yani kralın gözü ve kralın kulağı ne yapmakta? Denetlemek. Çünkü niye? Neyi sağlayabilmek için? Otoriteyi sağlayabilmek için. Yine dünyanın bilinen ilk posta neyini kurdu? Teşkilatını. Bak unutma kulağına küpe et.
Bir yerde soruda görürsen, eğer ki bir yerde posta teşkilatı varsa orada %99 merkezi otoriteyi sağlamak vardır. Çünkü her yerden neyin oluyor? Haberin olacak. Tabii ki daha sonrasında ticarete de önem verecek bunlar. Ne yapacaklar dersem, bugünkü Manisa bölgesinden başlayıp arkadaşlar başkentleri Sus'a kadar uzanan King yolu ya da King Way diyeceğiz. Yani kral yolunu ne yaptılar? İcat ettiler. Ve kral yolunun sayesinde de ticaret önemli hacimde bölgeler arasında gelişmeye başladı. Ama bazen unutuyorsunuz. Sorularda görüyorsunuz Lidyalılar, Lidyalılar diyorsunuz. Bakın unutmayın. Kral yolunu Persler yaptı. Kral yolunu ise kullanan kimler oldu? Lidyalılar olacak. Geldim Hunuhunu Heysalara. Yani Hint medeniyetinden bahsedeceğiz. Hintliler. Aslında tabii ki sosyal medyada, Reels videolarda arkadaşlar değişik değişik yemekler yapan esmer garip bir topluluk. Ama aslında gerçekten o kadar garip bir topluluk mu? Aslında dünyanın en zengin topluluklarından birisinden bahsedeceğiz. Hint medeniyetinde arkadaşlar dünyada ilk sıfırı bulan kimlerdir dersem Hintlilerdir. Ama sıfıra bir değer verememişler. Sıfıra değer veremedikleri için Harazm diyor ki buna değer veremediyseniz bunun değeri sıfırdır. Yani aslında unutmayın, aslında sıfırı ilk defa Hintliler buluyor ama değeri gelen kim olmuştur? Harazmi olacak. Aynı zamanda arkadaşlar unutmayın, bu adamlar matematik anlamında büyük bir dehadır. Bugün dünyanın birçok önemli firmanın CEO'ları arkadaşlar Hintlilerdir. Aynı zamanda bunlar Hinduizm diye adlandırılan bir dinsel yapıya inanırlar. Ve bu Hinduizm dediğimde arkadaşlar bir nevi iğneye tapmaktır. Ve çok verimli topraklara sahip olduğu için yüzyıllar boyunca hep istilaya uğradılar. Ama tabii ki Vermehter'i, dünyanın 7 harikasından birisini Hindistan'a kim yapmış? Tabii ki Türk bir imparatorluk olan Babür İmparatorluğu Hindistan'a bugün Taç Mahal'i inşa ettirmiştir. Öyle bir garip hikayesi vardır ki arkadaşlar, Şah Cihan'ın eşi genç yaşta ölür. Şah Cihan elini açar der ki, sana öyle bir mabet yapacağım ki dünyada eşi ve benzeri olmayacak der. Dünyanın dört bir yanından önemli ustaları getirir. Hatta o dönemde arkadaşlar Mimar Sinan'ın kalfaları burada çalışmıştır. Eser biter. Bittikten sonra Şah Cihan burada çalışan bütün arkadaşlar işçilerin ellerini kestirir. Peki niye ya diyeceğinizi duyar gibi. Çünkü şundan dolayı. Artık eşi ve benzeri olmamalıydı. O yüzden de arkadaşlar elleri kesilmeseydi tekrardan onu yapabilirlerdi. O yüzden de arkadaşlar bunu ne yapmıyor? Kabul etmeyecek. Geldim Çin medeniyetine. Belki dünyada arkadaşlar medeniyeti önemli unsurlar katan ve dünyada arkadaşlar önemli garip bir topluluk. Ne buluyorlarsa yiyorlar. Ama dünyaya da önemli 5 tane katkıyı sunuyorlar. Ne peki bu dünyaya önemli 5 tane kağıt? Kağıt, matbaa, barut, mürekkep ve pusula. Bakın pusula sayesinde coğrafi keşifler. Barut sayesinde arkadaşlar ateşli silahlar. Kağıt ve mürekkep sayesinde ve matbaa sayesinde birçok geçmişten kalan eserlerin günümüze kadar gelmesini ne yapmışlardır? Sağlamışlardır diyeceksiniz Çin medeniyeti için. Ve hatta arkadaşlar Galileo'dan önce güneş lekeleri konusunda bilgi ne yapmışlardır? Bize vermişlerdir. Ama günümüzde şöyle omzum ağrıyor. Geleneksel bir masaj ve iğnelerle akapuntur arkadaşlar unsurunu yine dünyaya kim tanıtmıştır dersek Çin medeniyeti ne yaptı? Tanıttı diyeceğiz. Geldim arkadaşlar dünyanın ilk uygarlıklarının ortaya çıktığı yere. Mezopotamya bölgesine doğru yola çıktık. İlk peki dünyada bilinen ilk medeniyet hangisidir dersem tabii ki Sümerler diyeceksiniz. Sümerler arkadaşlar ilk başta ne şeklinde kuruluyor dersek şehir devletleri şeklinde kurulmuş. Peki ben bu şehir devletlerine ne diyeceğim dersem site adı vereceğiz. Peki şimdi yorum yapalım. Türkiye'yi düşünün. Türkiye'nin 81 vilayetinin hepsinin şehrinin devlet olduğunu düşünün. Peki sizce orada merkezi bir otorite var mıdır? Yoktur. Unutmuyorsun şehir devletlerinin olduğu yerde merkezi ne olmaz? Otorite olmaz diyeceğiz. Aynı zamanda Sümerler tek tanrılı mı çok tanrılı mıdır dersek çok tanrılı bir inanç yapısı var. Ve tanrılarını mutlu edebilmek için zigurat adı verilen ne inşa edecekler? Tapınak inşa ediyorlar.
Bu tapınağı kaça ayırıyoruz biz? 3'e. Aslında çok amaçlı bir arkadaşlar yer. Gözlem evi var. Daha sonrasında ibadet yeri. Ve en altında da tahıl neyini görüyorsunuz? Ambarını göreceğiz. Şimdi burada bilmem gereken bir unsur var. Niye gözlem evi kurdum? Sizce tanrıları ikna edebilmek için ya da tanrıları görebilmek için? Hayır. Sizin temel geçim kaynağınız neye dayalı? Tarıma dayalı. Tarımı daha iyi neye getirmeniz lazım? Hale getirmeniz lazım. Ne zaman yağmur yağıyor, ne zaman kar yağacak, ne zaman ekin ekeceğim? Bunların sorularını soruyorum kendime. Bu yüzden de arkadaşlar, biz ziggurattaki gözlem evini kullanmamızın amacı tarımı daha iyi hale getirmek. Yorum yapalım. Aslında dinsel inançlar bilimsel faaliyetlerin gelişmesine ne sundu? Katkı sundu diyeceğiz. Geldim. Aynı zamanda arkadaşlar unutmayacaksınız. Dünyada ilk kez neyi icat etti dedik bunlar. Yazıyı icat etti. Peki biz bu yazıya ne diyeceğiz dersek? Çivi yazısı diyeceksiniz. Sonrasında bir lag aşkıları Urgakina çıkıyor. Urgakina diyor ki bundan sonra Lagash şehrinde köleciliği yasaklıyor, özel mülkiyeti serbest bırakıyorum dedi. Kanun mu koydu? Kanun koydu. Ama nasıl? Yazılı bir şekilde. Peki şöyle bir düşün bakalım. Bugüne kadar yazıya döken bir devlet var mıydı? Yoktu değil mi? Peki sana soru geldi. Dedi ki dünyada bilinen ilk yazılı kanunları kim yapmıştır? Lagash kralı Urgakina baba. Bak Urgakina. Aynı zamanda dünyanın bilinen ilk hukuk devleti mi oldu? Evet, dünyanın ilk bilinen hukuk devleti olacak Sümerliler. Daha sonrasında geldik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dünyanın bilinen ilk imparatorluğuna. Kim peki? Akatlar. Akatların başkentleri arkadaşlar neresidir dersek Agade diyeceksiniz. Aa, şimdi Sümerler'de şehir devleti vardı. Bunlarda başkent var. O zaman bunlar hangi otoriteyi sağladılar? Merkezi otoriteyi sağlayacaklar. Peki sizin merkezi otoriteyi sağlayabilmeniz için neyinizin güçlü olması lazım? Sesinizi duyar gibiyim. Ordu değil mi? Arkadaşlar dünyanın ilk düzenli ordusunu kim kurmuştur dersem Akatlar kuracak. Ve böylece büyük bir imparatorluk neyine gelmiştir? Haline geliyor. Şimdi geldim Babil İmparatorluğu'na. Kim? Sizin klasik bildiğiniz Hammurabi. Sağ eliyle hırsızlık yapanın sağ elini keser, sol gözüyle yan bakanın sol gözünü oyarım diyecek. Kısasa kısas. Dünyanın ilk anayasasını ne yapmıştır Babil İmparatorluğu? Yaptıracak. Ne kadar sert olursanız olun, her başarılı bir erkeğin arkasında mükemmel bir hatun vardı değil mi? Hammurabi de arkadaşlar UNESCO tarafından dünyanın 7 harikasından birisi olan Babil'in asma bahçesini ve arkadaşlar değişik bir hikayesi olan Babil Kulesi'ni yaptırıyor. Şimdi Babil Kulesi'nin efsane bir hikayesi var. Efsaneye göre dünyanın öyle bir uzun kulesiymiş ki arkadaşlar bulutlara kadar uzanırmış. Amaç Tanrı'ya ulaşmak. Bir gün Tanrı buradaki arkadaşlar insanlara kızıyor. Kızdıktan sonra da her katta çalışan işçiye farklı bir dil veriyor. Şimdi düşünsenize, her katta çalışan insana farklı bir dil verirse aşağıdaki yukarıdaki insanlar birbirleriyle anlaşabilir mi? Hayır. Rivayete göre bu kule tamamlanmıyor. Tamamlanmamasıyla da birlikte arkadaşlar bu insanlar dünyanın dört bir yanına dağıldığını ve böylece dünyada dillerin ortaya çıktığını yapılır söylenir bize. Çok garip bir hikaye değil mi? Geldim şimdi arkadaşlar Anadolu coğrafyasına doğru yola çıkacağız. Dünyanın ilk uygarlığı, yani aslında Anadolu'nun ilk uygarlığı Hititler. Ya da diğer ismine Eti diyeceksiniz. Anadolu'nun ilk kurulan medeniyeti. Nerede kurulmuştur dersek Çorum'da. Çorum'a selam olsun. Aynı zamanda bugünkü merkezleri Boğazköy. Yani neresidir dersek Hattuşa olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi bu adamlar Kızılırmak ve çevresinde kuruluyorlar. Yorum yapalım. Temel geçim kaynakları o zaman tarım. Tarımı daha iyi hale getirmek istiyorlar mı? Evet. Geldim devam ediyorum. Aynı zamanda demokrasi var burada. Çünkü niye? Meclis kurmuşum.
Bankuş adında neyleri var? Meclisleri var. Meclisleri var ama arkadaşlar demokratik bir yapı var. Eğer ki kral sefere çıkarsa yönetimde arkadaşlar kralın eşi Tavan Anna yönetimde söz sahibidir. Bu da İttilerin kadına önem verdiğinin göstergesi. Şimdi sen birine aşık oldun, evlenmek isteyeceksin. Ya da diyeceksin ki gel sevgili olalım. İttiler diyor ki dur orada. Öyle yok. Öyle aşk falan yaşayamazsınız. Evleneceksin. Sevmiyorsan da boşayacaksın diyor. Hititler evlenme, boşanma, miras gibi konuları yer aldığı için dünyanın ilk medeni kanunlarını kimlerde göreceğiz? Hititlerde göreceksiniz. Geldim. Arkadaşlar bu adamlar tek tanrı mıdır, çok tanrı mıdır dersem çok tanrı bir inanç yapısına sahip. Öyle ki tanrılarına bin tanrı, ülkelerine bin tanrılı il adını vermişler. Her şeyin tanrıları var. Düşünün. Daha sonrasında geldim arkadaşlar. Ankara Gordion bölgesine gidiyoruz. Buradan da Ankara'ya, Polatlı'ya selam olsun. Filmde arkadaşlar kimden bahsedeceksiniz? Friglerden bahsedeceğiz. Midas. Önemli hükümdarlar. Midas her şeyimiz bizim nedir diyor? Tarımdır diyor. Tarımı diyor korumamız lazım. Öyle ki kanunları serttir. Eğer ki öküzümü öldürürsen, öküzümün sabanını kırarsan senin cezan ölümdür diyor. Sert mi? Sert. Arkadaşlar en mükemmel hükümdarları kimdir dersen Midas. Ama eşek kulaklı Midas. Peki niye eşek kulaklı? Bir gün Midas'ın tanrılarla zıt gittiğini ve tanrıların ceza olarak ona arkadaşlar kulaklığını eşek haline getirdiği söylenir. Kaskını takmış bir gün saraya berberi çağırmıştır. Tıraş et beni der. Berber tıraş ederken kaskı bir çıkarır arkadaşlar. Midas kulakları bir görür berber gülmeye başlar. Midas der ki eğer ki bunu birine söylersen seni öldürürüm der. Tabii ki insanoğlu bu dedikoduyu bilgi alışverişini yapması lazım. Sonrasında arkadaşlar gider kuyuya bağırır. Eşek kulaklı Midas der. Kuyu yankı yapar ve bütün köy Midas'ın aslında eşek kulaklığın olduğunu öğrenir ve arkadaşlar tarih sahnesinde mükemmel imparator olan Midas eşek kulaklı olarak kazınmaya başlar. Aynı zamanda Tapates adında önemli halı ve kilimleri vardır. Fibula adı verilen arkadaşlar çengelli iğneyi icat etmişler ve aynı zamanda unutmuyorsunuz bereket tanrısı olan Kibele bunların en popüler tanrısıdır diyeceğiz. Van bölgesine giriyorum. Tuşba bölgesine gideceğiz. Başkentleri Tuşba'dır. Bu adamlar arkadaşlar tarım, madencilik alanına önem vermişlerdir. Hatta bugün eski Mardin'e gidersiniz ki Mardin'e selam olsun buradan. Mardin'e gittiğinizde arkadaşlar burada hala arkadaşlar Urartulardan kalma sulama kanallarının kullanıldığını ne yapmaktasınız? Görmektesiniz. Aynı zamanda geldim. Şimdi kime gidiyoruz arkadaşlar? Para, para, para. Varlığı bir dert, yokluğu bir yara dedi. Kim dedi? Lidyalılar. Tabii ki bizi de değiştirdi. Lidyalıların arkadaşlar diğer ülkelere göre temel geçim kaynakları ticaret. Bu adamlar arkadaşlar daha önce size söylediğim gibi bir yol olan hangi yol? King Way yani tabiri caizse hangi yolu kullanıyorlar? Kral yolunu ne yaptılar? Kullandılar. Ama bunlar mı yaptı? Hayır. Persler yaptı bunlar kullandı. Şimdi bunlar abi tabii ki ticarete büyük bir hacim getirmeleriyle birlikte tabii ki elektro ya da diğer ismini sikke diye adlandırılan dünyanın bilinen ilk parasını ne yaptılar? İcat ettiler ve böylece arkadaşlar dünyada tarihi değiştirmeye başladılar. Şimdi çok parayı bulursanız da bir garipleşmeye başlarsınız değil mi? Lidyalılar da öyle oldu. Ben askere gitmem dedi. Para veririm gönderirim. Paralı askerlik görüldü. Peki paralı askerlikte vatan kavramı oluşur mu? Hayır. Bu da Lidyalıların kısa sürede yıkılmasına ne yaptı? Sebep oldu diyeceğiz. Geldim sonrasında. Kimden bahsedeceğiz? Fenikelilerden bahsedeceğiz. Fenikeliler arkadaşlar dünyanın ilk deniz neyini kurdular? Kolonisini kurdular. Deniz. Tarkan'ın bir parçası var arkadaşlar. Diye içine çek beni dedi. Yani sömürdü. Diye içine çek beni. O zaman arkadaşlar diyeceksin ki bunlar deniz ticareti sayesinde sömürgecilik faaliyeti uygulamaya başladılar. Ama gittikleri yerleri vatan olarak görmemişler. Ama dünyaya katkıları var mı? Evet. Bir, ilk kez camı buldular. İki, dünyaya Fenike alfabesini yapıp bugünkü kullandığımız Latin alfabesinin temellerini attılar. Geldim. Devam ediyorum. Kim diyeceğiz? Mısır medeniyeti. Firavunlar.
Nil Nehri ve çevresinde kuruldu. Yorum yap. Temel geçim kaynakları tarım. Aynı zamanda tek tanrılı mı çok tanrılı mıdır dersek çok tanrılı bir inanç yapısı var. Arkadaşlar en önemli tanrıları tabii ki güneş tanrısı Ra diyeceğiz. Aynı zamanda bilmem gereken önemli unsurlardan birisi nedir dersek eğer şunu söyleyeceksiniz. Bunlarda arkadaşlar unutmuyorsunuz teokratik bir yapı var. Şimdi teokratikten kastettiğimiz ne? Dinsel bir yönetim. Bu adamlar hem tanrı hem de krallar. Yani Firavun arkadaşlar. Tanrı kral. Teokratik yapı göreceksiniz. Ama genelde mesela Hititlerde rahip artık ne göreceğiz? Kral göreceğiz. Çünkü yönetimi tanrıdan aldığı inancı var. Ama bunlar yekten diyor ki ben sizin diyor tanrınızım kardeşim. Ama dünyaya önemli katkılar sunacaklar. Neler peki? Yine pi sayısını bulmuşlar. Yetmemiş arkadaşlar. Tıpta ve eczacılıkta ilerlemişler. Mumyacılık sanatı bu adamlarda gelişiyor. Ve tıp sanatı Mısırlarda ne yaptı? Gelişti ve dünyanın ilk meydan savaşını, dünyanın ilk yazılı anlaşmasını yapıyorlar. Kimle kim arasında? Mısır'la Hititler arasında arkadaşlar Kadeş Savaşı, Kadeş Antlaşması yapılıyor. Bunun özelliği de nedir dersek dünyanın bilinen ilk yazılı antlaşması diyeceğiz. Geldim İbranilere. İbraniler diyor ki dünyada Kudüs bizim için kutsal ve dünyanın ilk arkadaşlar tek tanrılı ve semavi inancı İbranilere iniyor. Nereye? Kudüs ve çevresine. Hazreti Musa arkadaşlar dünyada ilk kutsal kitabı arkadaşlar indirecek. Peki dünyada ilk kutsal kitap hangisidir dersek Tevrat diyeceksiniz. Ama bunlar egoya bürünüyorlar. Diyorlar ki Tanrı bizi kutsal seçti. O yüzden arkadaşlar İbranilik kutsaldır. Yani Musevilik kutsaldır. O yüzden de bir felsefe ediniyorlar. Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur felsefesi. Kendilerini üstünlük görmüşler ama hiçbir şekilde de bu dini yayma gibi bir gereksinimi duymamışlar. Geldim Yunan medeniyetine. Polis. O zaman polis adı verilen şehir devletleri. Yorum yap. Demek ki merkezi otorite yok. Siyasi birliktelik yok. Ama tanrıları için arkadaşlar olimpiyat oyunlarını düzenlemişler. Aa, o zaman kültürel birliktelik vardır diyeceksin. Geldim devam edeceğim. Aynı zamanda arkadaşlar bilmem gereken bir unsur var. Nedir peki bu dersek? Önemli bilim insanları burada yetişecek. İşte Pisagor, Tales, Hipokrat gibi önemli insanlar Yunan medeniyetinde ne yapmışlardır? Yaşamışlardır diyoruz. Geldim Asurlar. Kafanda Asur'u görünce Tarkan'ın parçası gelsin. Hüp diye içine çek beni dedi. Bak ne gibi? Hüp diye içine çek beni dedi. Niye böyle bir şey söyledim? Karadan sömürüyorum. Karadan sömürüyorum. Asurlar o zaman demek ki temel geçim kaynakları arkadaşlar ne? Ticaret ama kolonicilik. Anadolu'yu arkadaşlar dünyanın ilk arkadaşlar yani Anadolu'yu ilk koloniyi kuruyorlar. Nereye dersek Karum adı verilen koloniler kurmuşlar. Ve Karum sayesinde Anadolu'ya neyi getirmişler? Yazıyı. Yazıyı getirdiysen Anadolu tarihi neylerle tanışmaya başladı? Çağlarla tanışmaya başlayacak. Geldi Fenikeliler. Dünyanın ilk deniz kolonisini kurmuştur diyorsunuz. Bak Asurlar ilk kara kolonisi, Fenikeliler dünyanın ilk deniz kolonisini ne yaptılar? Kurdular. Soğutlar Orta Asya bölgesinde Türkleri İpek yoluyla tanıştırdılar ve Türklerin arkadaşlar İpek yolunda ilerlemesini sağlamışlardır. Lidyalılar dünyada King yolu yani kral yolunu kullanmaları sayesinde dünyaya parayı ne yapmışlardır? Tanıttılar diyoruz. Geldim. Tabii ki arkadaşlar ülkelerin kurulmasıyla birlikte o şehirler devletleşme yapılarına dönüşmeye başlayacak. İyon ve Dorlar'da yani Yunanlılar'da kurulan şehir devletlerine polis adı verilecek. Sümerler'de ise site arkadaşlar olarak ne yapacağız bileceksiniz. Bak unutmayın eğer ya bir yerde şehir devletleri varsa orada merkezi otorite arkadaşlar yoktur diyeceksiniz. Olamaz olmamalı. Çünkü her kafadan bir ne var? Ses çıkacak. Yani bir feodal yönetici ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır diyoruz. Şimdi tabii ki devletler ve hükümdarlar güçlerini meşrutiyet kaynağından alacaklar. Yani kral ve yönetimdeki meşruluğunu yani güçlerini dinden almıştır. Hititler diyor ki ben hem kralım
hem de rahibim. Çünkü dinsel verdi bana. Urartularda yine kral artı rahip arkadaşlar. Yunanlılarda arkadaşlar biliyorsunuz ki önemli neylerimiz var, krallarımız var. Sümerlerde yine kral artı rahip. Ama Mısır'a geldiğim zaman kral artı tanrı. Yani ilk çağ uygarlıkları hep gücünün meşruiyet kaynağını, yani yasallaşmasını hep kimlerden almıştır? Dinsel faaliyetlerden alacak. Yani unutmuyorsunuz, genelde gücün meşrutiyet kaynağı arkadaşlar nedir diyorsunuz? Tanrı olarak ne yapacağız biz bileceğiz. Şimdi geldim, tek tek soracağım. Dünyada arkadaşlar tabii ki şehir devletlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte kanunlar da ortaya çıkmaya başlayacak. Dünyanın ilk yazılı kanunlarını kim ortaya çıkarttı? Urgakina baba. Urgakina kanunu ne dedi? Köleciliği yasaklıyorum, özel mülkiyetine bırakıyorum dedi, serbest bırakıyorum dedi. Hammurabi dedi ki kısasa kısas. Sağ eliyle hırsızlık yaparsan sağ elini keser, sol eline yan bakarsan sol elini oyarım dedi. Ve dünyanın ilk neyini yaptı? Anayasasını ortaya çıktı. Daha sonrasında Hazreti İbrahim'in 10 emir. Benden başka tanrı yoktur. Çok tanrılı inanç yapısını yok etti. 10 emri, yani Tanrı'nın 10 emrini insanlara dikte etti. Dedi ki kimse kimseden üstün değildir dedi. Hitit hukukunda ise ilk arkadaşlar medeni ne ortaya çıktı? Kanun ortaya ne yaptı? Çıktı diyeceğiz bu dönemde. Şimdi geldim sorumuza bakalım. Başkentleri Gordion şehridir. Fibula adı verilen çengelli iğneyi icat etmişlerdir. Yukarıdaki bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi cevaba geleceğiz ama şöyle şıklardan da uygarlıkları tekrar edelim. Hititler Anadolu'da kurulan ilk arkadaşlar uygarlık, aynı zamanda Hattuşa başkentleri, Pankuş adı verilen meclisleri var. Yine yönetimde Tavananla adı verilen kralın işleri söz sahibidir diyeceğiz ama bunlar değil. Geldim Urartular, Van ve bölgesinde kuruldular. Temel geçim kaynakları tarım ve madencilik diyecektik. Aynı zamanda oda şeklinde mezarları olduğu için ölümden sonra yaşama inanmışlar diye bu da gitti. Aynı zamanda geldim Sümerler arkadaşlar. Unutmuyorsunuz, bunlarda bir başkent yok. Niye? Çünkü bunlarda site adı verilen şehir devletleri var. O zaman bu da gitti. İyonlar arkadaşlar İzmir ve çevresinde kuruldular. Özgür düşünce bir hakim. Polis adı verilen yine şehir devletleri vardı. Bu da gitti. Doğru cevabımızı bulduk. Ney? Frigler. Midas. Başkentleri Gordion, yani bugünkü Ankara, Polatlı bölgesi diyecektik. Geldim şimdi 3. ünitemiz, son konumuza döneceğiz. Orta çağda siyasi yapıları, tarımdan ticareti, ekonomiyi, orta çağda ordunun nasıl ortaya çıktığını ve kanunların geliştiğini ele alacağız. İlk olarak arkadaşlar siyasi yapılarda neler var? İlk olarak arkadaşlar Perslerin devamı olan ve Hazreti Ömer tarafından Nihavend ve Celula savaşlarıyla ortadan kalkan Sasani İmparatorluğu, yani İran bölgesinde ortaya çıkacak. Yine arkadaşlar 711 yılında Vizigot Krallığı ortadan kalkıyor ve 1000 yılında Gazneli Mahmut'un düzenlediği seferler sonrasında İslamiyet Hindistan'da yayılmaya başlayacak. Ve 1054 yılında tabii ki Hristiyanlar kendi aralarında mezhep olarak kesin derinleşmeye uğruyorlar. Katolik ve Ortodoks bölünmesi ortaya çıkmaya başlayacak ve dünyaya zulüm uygulamaya, yakıp yıkmaya başlayacak. 1196 yılında Moğol İmparatorluğu kuruluyor ve Avrupa'ya doğru yola çıktığımda 1215 yılında İngiltere'de İngiltere Kralı Yurtsuz John ile arkadaşlar halk arasında Magna Carta, yani dünyanın ilk demokratikleşme hareketi ortaya çıkmıştır. 1227 yılında arkadaşlar tabii ki Cengiz Han'ın ölümüyle birlikte Moğol İmparatorluğu parçalanmaya başlayacak ve tabii ki o demokratikleşme hareketi olan İngiltere'de 1295 yılında parlamenter sisteme geçilmeye başlayacak ve 1337-1453 yılında İngiltere ve arkadaşlar Fransa arasında yüzyıl savaşları ortaya çıkacak ve Avrupa'yı kasıp kavuran 1347-1351 yılları arasında veba salgını ortaya çıkmıştır.
Geldim tabii ki dünyada orta çağ damgasını vuran 3 tane önemli imparatorluk var. Bunlardan birisi Sasani İmparatorluğu, diğerini ise arkadaşlar Bizans İmparatorluğu diyeceksiniz. Sasani İmparatorluğu İran bölgesinde kurulmuş ve Minevi Perslerin devamı niteliğinde bir uygarlıktır. Yani ülkelerini yine satraplıklara bölmüşler ve merkezlerden de valiler atamaya başlamışlardır. Yine dinsel inanç olarak arkadaşlar Zerdüştlük yani ateşe tapma inancı en büyük gelenek haline ne yapmıştır Sasanilerde gelecek. Bizans İmparatorluğu ise arkadaşlar Doğu Roma İmparatorluğu. İstanbul yani Konstantinopolis. Ücretli askerlik görülecek ve döneme damgasını vuran önemli bir uygarlık olacak. Hatta arkadaşlar Mısır bölgesine kadar fetih yapan önemli bir uygarlık diyeceksiniz. Daha sonrasında tabii ki feodal sistem ortaya çıkacak arkadaşlar. Feodal sistem nedir ya da diğer ismine derebeylik diyeceğiz. Şimdi derebeylikte en altta arkadaşlar köylüler yani serfler vardır. Serfler bakarlar ve tabii ki kral kendini koruyabilmek için şövalyeler, ücretli paralı askerler tutmaya başlar. Tabii ki o bölgenin arkadaşlar soyluları yani baronları vardır. Tabii biz buna ne diyoruz? Lordlar diyeceğiz ve en üst tabakada da kimi göreceksiniz? Kralı ne yaparsınız göreceğiz. Şimdi daha önce söylediğimiz gibi dünyaya damgasını vurmuş 3 tane imparatorluk demiştik. Sasaniler, Bizans İmparatorluğu ve tabii ki dünyayı yakıp yıkan Cengiz Han İmparatorluğu ya da Moğol İmparatorluğu diyeceksiniz. Moğolların da garip bir hareketi var arkadaşlar. Nasıl dersek aslında Cengiz Han gittiği her yeri yakıp yıkıp yağmalamış. Hatta rivayete göre Cengiz Han'ın mezarının bulunduğu zaman dünyada kıyametin kopacağı da ne yapılır söylenir diyoruz. Şimdi tabii ki arkadaşlar imparatorluklarda sosyal ve ekonomik yapının nasıl olduğuna bakalım. Krallar meclislerde kontlara, piskopalara ve danışana karar alırdı. Kontlar imparatorun tebaası ruhban sınıfına itaat etmek zorunda kalmıştır. Halkı kontların yerel iktidarına tabi olmaya ne yapacak? Çağıracak. Bizans İmparatorluğu'nda hayat tarzı ve geçim tarzı ticarete dayanmaktadır. Hangi ticaret tabii? İpek yolu diyeceksiniz. Moğollar ise konar göçer bir yaşam tarzı benimseyecekler. Ekonomileri arkadaşlar her ne kadar hayvancılığa dayansa da tabii ki bunlar da İpek yoluna yani ticaretine yaptılar, önem verdiler. Sasanilerde ise Perslerdeki satraplık sistemine benzer daha merkezi bir eyalet sistemi uygulandı diyoruz. Tabii ki orta çağdaki arkadaşlar toplumsal tabakalaşma. Çünkü ekonomik sınıfın ne kadar gelişmesiyle birlikte toplumsal sınıfında değişmeye başladığını görürüz. Tabii ki bunun en güzel örneği Hindistan'dır. Hindistan'da arkadaşlar bir sistem ortaya çıkacak. Ben bu sisteme ne diyeceğim dersem kat sistemi diyeceksiniz. Kastın en altında paryalar var. Üçgenin içinde bile yer almıyor. İnsan yurduna bile ne yapmamışlar? Koymamışlar. Sudralar pis işlerle uğraşan işçiler ve kölelerdir. Bir üst tabakaya çıktığınızda vasiyallar, çalışan esnaf ve çiftçiler, kısa diyarlar, persler ve prensler ve askerler, brahmanlar, rahip ve bilginlerdir. Hatta Cem Karaca'nın güzel bir parçası var. İççisin sen iççi kal. Abi sınıf arası geçiş yok. Nasıl sınıf arası geçiş yok? Sen sudrasın arkadaşlar. Vasiyallardan bir kızla evlenmek isteyeceksin, evlenemezsin. Çünkü sen sudrasın. Alta giremezsin. Üste çıkamazsın arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ama şöyle de bir ikna etmişler. Demişler ki ya hayatını iyi bir şekilde idame edersen, tabakalara da iyi davranırsan bir dahaki hayatında bir üst tabakada da olacaksın diyor. Bu da tabii ki toplumsal tabakalaşmayı ortaya çıkaran bir nokta. Tabii ki orta çağın en önemli unsurları ticaret yollarının öneme çıkması ve ticaret yolları dünyada birçok ekonomik hacmin gelişmesini sağlamış ve uygarlıklar tabii ki ticareti geliştirebilmek için arkadaşlar birçok önemli yerler yapmaya başlamışlardır. Orta çağda Asya ve Avrupa arasındaki ticari faaliyetler ticari yollarla gelişecek. Deniz arası ulaşım insan ve rüzgar gücüyle gerçekleşir. Orta çağda üç yelkenli gemilerin pusula ve haritanın kullanılmaya başlanması denizciliğinde ticari değerinin arttırmasını sağlayacak. Bedesten ve Aras'ta arkadaşlar arda arda dizili açık ya da kapalı çarşı olarak alacaksınız. Han konaklama yeri. Kapan arkadaşlar tek bir cins malın satıldığı bir yer. Ribat arkadaşlar dersem ilk başta sınır karakolları olarak kuruluyor. Şehirlerin içerisinde kalmasıyla birlikte küçük kervansaraylara dönüşmüştür. Kervansaraylar hem dinlenme tesisi arkadaşlar hem de tabii ki insanların konakladığı yer olarak bileceğiz. Pazar, liman ve panayırında ne olduğunu biliyoruz. Şimdi geldim yollara bakalım. Şimdi ilk olarak ilk çağ ve orta çağ damgasını vuran arkadaşlar
Kingway yolu, yani tabii ki Kral yolundan bahsedeceğiz. Kral yolu arkadaşlar bugünkü Manisa bölgesi, Sardes'ten başlayacak, Ankara, Tokat, Malatya, Diyarbakır bölgesinden Mezopotamya'ya kadar, Sus'a kadar uzanan bir yoldur. Yani iki bölge arasında, Anadolu ve Mezopotamya arasındadır. Ama dünyaya en çok damgasını vuran yol İpek yoludur. İpek yolu arkadaşlar unutmuyorsunuz, Çin'in Luoyang bölgesinden başlayacak, Turfan, Kaşgar, Hotan, Bel, Orta Asya'da devam edecek. Yine Kafkaslar'da Nişabur, Tebriz ve Anadolu'da Trabzon ve daha sonrasında Hatay'da Antakya bölgesine kadar uzanan yoldur İpek yolu. İşte burada kürkler, önemli ipekler arkadaşlar satımı gerçekleşir. Daha sonrasında geldim kürk yolu. Canlı hayvanların ve kürklerin satıldığı yer. Bu da tabii ki arkadaşlar bugün Çin bölgesindeki Mançura bölgesinden başlayıp Altay dağlarından Ural dağlarına ve Kırım bölgesine kadar uzanan yola biz kürk yolu diyeceğiz. Sonrasında da baharat yolunu göreceksiniz. Arkadaşlar Kalküta'dan başlayacak. Yine Hindistan'da Bombay, Goa ve Calicut bölgesinde arkadaşlar yola çıkan ve sonrasında tabii ki Bağdat, İsfahan, Şam ve Antakya ve Mısır bölgesinde sona eren bir yoldur. Hatta 3 tane karabiberin arkadaşlar 10 altın olduğu dönemler diye ne yapabilirsiniz adlandırabilirim. Şimdi tabii ki devletlerin ve ticaretlerin gelişmesi de insanların kanunlarının gelişmesini sağlamıştır. İlk olarak arkadaşlar tabii ki bu kanunlara bakacağız. Şimdi ilk olarak 12 levha kanunları. Roma döneminde yapılan bir kanun. Roma döneminde 12 levha kanunları modern arkadaşlar hukukun neyini oluşturur? Temelini oluşturacak. Justinianus kanunları yine arkadaşlar modern medeni neyi oluşturuyor? Kanunu oluşturacak. Cengiz Han yasası ya da büyük yasa arkadaşlar Türk törelerinin de ön plana çıktığının göstergesidir diyeceğiz. Şimdi gelelim soruya. Sardes'ten başlayarak Mezopotamya'da Sus şehrine kadar uzanan arkadaşlar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi Kral yolu arkadaşlar, Kral yolunu hatırlayın. Sardes'ten başlıyor. Nereye kadar? Sus'a kadardı. Baharat yolu Hindistan'dan başlayacak arkadaşlar, Mısır ve Antakya bölgesinde sona eriyordu. Kürk yolu arkadaşlar Mançura'dan başlayacaktı ve Kırım'a kadar uzanıyordu. İpek yolu arkadaşlar Çin bölgesinden başlayıp yine Orta Asya, daha sonrasında arkadaşlar Kafkas ve en son olarak Trabzon bölgesinde sonlanan bir yerdi. Tuz yolu ise arkadaşlar bugün Hindistan bölgesinde bulunan bir yoldur. O yüzden de doğru cevabımızı A şıkkı, ne diyeceksiniz, Kral yolu olarak ele alacağız. Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi şimdi size mükemmel bir ödüllü soru gönderiyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum değerli arkadaşlar. Evet, güzel bir ders olduğuna inanıyorum. Umarım arkadaşlar anlamışsınızdır. Cevapları ve önemli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir sömestr geçer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.